Tarih 6 Eylül 1986. Ringlerin korkulu rüyası Mike Tyson, 26'da 26 yapmış ve 24 maçta 3 mağlubiyeti bulunan Alfonso Radcliffe karşısına çıkmıştı. Tyson bu maçtan 19 gün önce Jose Ribalta ile ringe çıkmıştı. Zorlu geçen dev maçta Tyson rakibini 10. raundda nakavt ederek geçmişti. Bakalım Tyson bu maçında neler yapacaktı. Mike Tyson izliyor, kovalıyor, Radcliffe kaçıyordu. Rakibine yumruk çıkarınca Radcliffe dengesiz bir anda düşmüştü. Hakem bir şey yok diyor ve maç devam ediyordu. Mike Tyson muhteşem performansıyla Radcliffe'e zor anlar yaşatmıştı. Son saniyeler Tyson kovalamış, Radcliffe kaçarak zaman doldurmuş ve ilk round son bulmuştu. Aslında Mike Tyson acele etmemişti. Her şeyi ikinci rounda saklıyordu. Radcliffe'i zorlu bir round daha bekliyordu. Ve şimdi ikinci rounddayız. On his trunks it says Spartan, and I think I throw some punches. Great deal, not doing too much. What he has a counter punch. Mike Tyson rakibiyle adeta oynuyor, rakibini düşürmek için açık arıyordu. Tyson birkaç yoklamadan sonra kroşeyle rakibini yere sermişti. Radcliffe direnerek maça devam ediyordu. Alfonso Radcliffe rakibinin ezici gücüne karşı gelemiyordu. Tyson'ın yumruklarıyla oradan oraya savruluyordu. Radcliffe yere düşünce hakem knockout vermişti. Genç Tyson bu rakibini de sert yumruklarıyla knockout ederek geçmişti. Radcliffe is hurt. That right stare down. Only one problem. Mike Tyson bu maçtan 2 ay sonra bu sefer vefat eden hocası D'Amato'nun hayallerini gerçekleştirmek ve arsiklet unvanını kazanmak için Trevor Burbeck karşısına çıkacaktı.